bu kadar. Arkadaşlar sizler de geçin oraya. Beş dakika hocamız herhalde zannediyorum o sandalyelerini ters çevirin oradan. Şey. Ters çevirin ya yanımı. Başka sandalyelerde var. Onlar da ters şey yapın. Celal Nizami otur. Hocam, biraz daha yanaşın. Yanaşın. Yarısı kaldı. Şöyle yayıp. O kadar yayıp basıyor. Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir gün, çok güzel bir gün. Bir çift teknolojilerle ilgili olarak bizim bu halk evlerinde yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda kursiyerlerimize kurs sonunda da birer sertifika vermek istedik. Ancak bu mekanın hazırlanmasında ve burada burayı bilgi teknolojileri sınıfına dönüştürme konusunda en büyük desteği sağlayan Sayın Başkanımız Ünal Uyar'a ben çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bir kere bizim halk olarak bilgi teknolojilerine oldukça çok ihtiyacımız var. Ve benim Bilfor Genel Sekreterliği yaptığım sırada bilgi teknolojileriyle ilgili laboratuvarda bir söz vardı. Bu bizim tüzüğümüze de yazılmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yazılmış olduğu tüzükte de yazılıydı. Artık ulusların bağımsızlığı kullandığı teknolojiye bağlıdır sözü. Bu söz bana ait bir sözü. Doğrudur arkadaşlar. Ulusların bağımsızlığı kullandığı teknolojiye bağlıdır günümüzde. Yani savaşlar topla tüfekle olmuyor. Kalkınma da arkadaşlar öyle oluyor. Hem kalkınmanın hem de bağımsızlığın temelinde teknoloji yapıyor, bilim yapıyor. Bilim ve teknolojiyi kurgulayan ülkeler bağımsızlıklarını devam ettirebilirler. Varlıklarını, yeryüzündeki varlıklarını devam ettirebilirler. Bu anlamda burada yapılan bu hizmet çok çok önemli. Ve ben burada emeği geçen arkadaşlarımız var. Yine İrfan Demirbilek arkadaşımız. Buranın idaresinde özel bir şekilde çalışıyor. Yine Müjgan hocamız çok büyük destek verdiler bize. Onların da çok büyük payları var. Ancak Sayın Başkanımızın en büyük desteği biz ondan aldık. Gücü de ondan aldık işin doğrusu. Buranın işlemesinde, devam etmesinde birçok zorluklarla karşılaştık. Ama mücadeleci bir kimliğe sahip olan başkanımız bu zorlukların hepsini aştı. Ve biz burada kursları sürekli olarak devam ettirmeye başladık. O nedenle ben hem kursa katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanımıza saygılarımı sunuyorum. Emeğe geçen arkadaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Evet, sertifikalarını vermek üzere Sayın Başkanımızı Ünal Uyar'ı buraya davet ediyoruz. Tabii zannediyorum ben de bir iki kelime diyeceğim diye bekliyorsun. Değil mi? Tabii ki, tabii ki. Şimdi bundan 4 yıl önceydi zannediyorum veya 5 yıldır. Bu Cumhuriyet Halk Evleri'nin kuruluşuyla ilgili bu pazar, bu geçen cumartesi günü İstanbul'daydı. Cumhuriyet Halk Evleri'nin bu 8. şubesi olarak açmış olduğumuz Mersin'deki şubenin haricinde Edirne'de, Mardin'de, Kuşadası'nda ve Bodrum'da da olmak üzere 5 tane şube daha açılıyor. Tabii neden biz Cumhuriyet Halk Evleri'ne ihtiyacımız olduğuyla ilgili, neden buna gereksinimiz olduğumuzla ilgili saptamamızı yaparken mevcut iktidar 12-11 yıldır iktidarda var. Tabi bu iktidar sadece 2000 yılı ile ilgili süreçte kendimizden laf diye gelmedi. Belli bir süreçten var. Cumhuriyete sahip çıkan, Cumhuriyeti yaşatmayla ilgili değerlere sahip çıkan, bunu yaşatılması ile ilgili mücadele eden bizlerin aynı partilerde de olmasak bile ayrı düşünsem
birliklerimizde olanların ellerimizde sadece ve sadece cümleti kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak veya ona saygı duymak veya onun lezzetini taşımak veya düzgün istikrarmasının ötesinde o inançla, o Kuvayi Milli ruhunun yaşatıldığı o misafirli sınırlarımızla ilgili sürecin ebeveynlerimizin şehit kanlarından yorulmuş olduğu bu Anadolu topraklarının ilerlemede bizden sonraki çocuklarımıza, bizden sonraki nesillere intikal edebilmesiyle ilgili neler yapılabilir, neler yapmanız gibi kaygılarımızı ön plana çıkartarak bir takım tespitleri de iyi tespit ederek, tahminlerini yaparak o doğrultuda hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mevcut erk iktidar vakıf ve tarikatlar kanalı ile bu süreci götürür. Altyapısını 1973'te Cumhuriyet Halk Partisi ve MSP süreciyle ilgili başlayan kadrolaşma onun takibindeki 12 Eylül'le ilgili 1980 ihtilalinden sonraki süreçte de özellikle sol, sosyalist, sol düşünceye sahip insanların gerek içerilere atılması, gerekse yurt dışına insanların zorunlu olarak kaçmaları neticesinde bir anti-sol, anti-demokrat, anti-sosyalist bir darbenin neticesinde beslenen süreç 1994 yılında yerel yönetimlere ellerine geçirilirken en son işte 97 yılında Doğru Yol Refah hükümetiyle yeniden iktidara 1973'ten birinci merce ve ikinci merceden sonra bu süreçte geçerek özellikle tarikatlar ve vakıflar kanalıyla çocuklarımızı işte Işık Dershanelerine şimdi ismi Fethullah Efendi mektepleri haline dönüştürüyor veya işte buna benzer özel okulları da açarak özellikle genç nesillerimizin bu anlamda eğitimlerini, bu anlamda bizim ebeveynlerin en duyarlı olmuş olduğumuz sürecin zafiyatını çok iyi kullanarak bugünlere geldik. Bugünlerde özellikle Cumhuriyet'in temel değerleri, Cumhuriyet'in yok olması ile ilgili işte TC kelimelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başlıklarında kaldırılarak, istiklal marşını kaldırarak ve anayasal anlamda değişikliklerde bu cümletin temel değerlerini, o değişmez ilkelerinin tamamını artık biz savunma pozisyonunda kaldırıyoruz. Biz bu anlamda Cumhuriyet Halk Evleri'yle ilgili biz sorulara çok konuşuyoruz. Çok iyi de konuşuyoruz. Çok iyi ajitasyon çekiyoruz. Özellikle birbirlerimizi ikna etmeyle ilgili süreçte zamanımız çok iyi bu arada cihazacağız ama toplumsal eğitimle ilgili, toplumun gelişmesiyle ilgili, bilinçli bir yurttaşın olmasıyla ilgili, güvenli bir geleceğin yaratılmasıyla ilgili somut adım atmaktan ne yazık ki pek bir temelimiz. İşte bizim bu Cumhuriyet Halk Devleri'ni kurmamız, bu da bu şubenin yaşatılmasıyla devam etmesiyle ilgili çabamızın temelinde bir yaratan anı neden bunlar. Buradaki bizim geçmişteki Cumhuriyet'in kuruluşundaki halk evlerinin günün şartlarına uygun, günün teknolojisine uygun, o anlamda bütün verileri, donanımları ve siyasal, kültürel birlikteliklerini beraber donanımlı bir yurttaş yapmak istiyoruz. Bu esas doğrusunu Cumhuriyet Halk Evlerinin şubesini açtık. Biz bir apartmanda üç tane bloğun da birleşimiyle veya iki tane dairenin birleşimiyle de burada yapabildik. Ama bir an önce açılmasıyla ilgili süreçte biz devam ederken Mersin'de yaşıyoruz. Kimimiz Maraş'tan geliriz, Mardin'den geliriz, Diyarbakır'dan geliriz, Nide'den geliriz, Düzce'den geliriz, Samsun'dan, Rize'den, Trabzon'dan geliriz ama hepimiz Mersin'de yaşıyoruz, hepimiz Mersin'deyiz. Bu kaybolan kent kültürünün ortak harmanlanması gereken, sahiplenmesi gereken kültürünün ne yazık ki yaşayanlar bu kentin içerisinde yozlaşmışız, yabancılaşmışız, kente yabancılaşmışız. Bir ortak kültür yaratamıyoruz. Bu kültürler doğrultusunda
70 yaşında olan bir insan 60 yaşında senede Mersin'de olmasına rağmen Mersin'de diyebilirim. Bu kentin ayrıca. Biz bu anlamda bu binamızla ilgili yapacağımız hizmet binamızı yerinin de eski bir Mersin'de olması gerektiğiyle özellikle zannediyorum. 3-4 ay gibi bir arama sürecimiz gelişti. Öyle mi İrfan Hocam? Evet. Yapacağımız bu etkinlikler, kültürel, sosyal etkinliklerimizin tamamında, el becerilerine dair etkinliklerimizin tamamında bu hizmetleri yapacağımız yerin, yaşadığımız kentin mimarisinin de içeriğini de giren insanların olması gerektiğini, bu Mersin'in ruhunda bir şekilde hissederek, severek, içinden, yüreğinden kabul ederek olmasını istedik. Bunun için bir Mersin'e de olsun istedik. Çünkü kent hepimiz bir şekilde nereden gelirsek dedik, hepimiz Mersin'e yapıyoruz, hepimiz de Mersin'e. Mersin'in ortak kültüründe hep beraber sahiplenmek, yaşatmak ve geliştirmek amacını da bu günleri kurmuş olduk. Zannediyorum hocalarımızın, özellikle Sayın Hocamızın bilgisayarla ilgili vermiş olduğu kursla ilgili demin bir ufak hatırlatma yaptı. Evet, doğrudur. Cumhuriyet'in isminden antikatörleri olan, alüzyoları olan olması gerekenler burayla ilgili bir takım bürokratik engeller çıkartmalarına rağmen biz bu engelleri tamamen aştık. Bundan sonra bir süreçte daha sağlıklı gidecek. Gitmek mecburiyetinde, savunmak mecburiyetindeyiz, mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Ben başından beri soruyorum, hocam niye hikaye gelmiyorsunuz? Diye isteyeceğim işte bulundum. Ben ilk başımdan beri söyledim. Ben buranın kurulması ile ilgili mücadele ettim. Bundan sonra vereceğim, atacağım. Ben kurdum, bizler kurduk, sizler yaşayacaksınız. Hepinizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Sertifikanızda hayırlı uğurlu olsun diyor. Yani dinlediğiniz için de hepinizi seviyorum. Bunlar sen oku istersin. Sen oku bunları. Başkanım dersin. Hepsini mi ben vereceğim? Evet. Öyle mi? Evet. Yani üç tane bir şey verelim sana. Dönüşüm hocam sizler de vermiş olan. Evet. Atop kalınca Gülay Sakin. Hocam olmaz, hepsini size şey yapıyoruz. Olmaz. Evet.
bana gelince değişti. Recai Bola. Ne? Bola. Sağ olun. Sağ olun.
sırayla bir de alırsanız bir sera çekiyorum. Çek. Çok berbat çıkmış. Çok kötü çıktı. Çok kötü çıktı. Arkadaşlar görüşme güzeli. Yalnız Mustafa geldi kahve. Hadi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi gelsin. Görüşürüz. Başka